264 ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk gününde gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sevgili Aziz Güvener'le birlikte günaydın. Günaydın. Ben de herkese hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah güzel bir hafta geçmesi dileğiyle. Evet, amin diyelim. Güzel bir haftaya başlayalım. Evet, bugün 2021-2022'nin... İkinci dönemi bugün başladı. Yaklaşık 200 bin öğrenci ders başı yaptı. 20 bin öğretmen de ikinci dönemine başladı. Cümleyi tamamlayamadım. Bugün işte sabah saatlerinde yoğun bir trafik vardı. Görüntü var arkadaşlar. O görüntüyü de sabah işte ilk okullardan oynatırsanız. Hemen ajanslar geçti programa girmeden önce, sağ olsunlar. Hemen onu Hüseyin'e oynat, bu sırada konuşalım biz. Yani şey, okul dönemlerinde ilk başlarda bu şey oluyor, yoğunluk oluyor. Normal canım, normal. Trafik yoğunluğu, trafik şehrin yoğunluğu. Genel arterlerinde sabah telaşı diyelim. Evet, ciddi normal. Bir yoğunluk oluşuyor. Ama şey zaten... Hafta içi okulları olduğu zaman belli arterlerde zaten isterseniz evet, yani hafta içi ana caddelerde o yoğunluğu yaşıyoruz. Bu sabah var. Da yaşadık. Evet. Veliler okula araçlarla götürüyor. Evet. İşe gidenler var. İşçi servisleri var. Yani o yüzden trafikte ister istemez bir yoğunluk oluyor. Yani kazalar da yaşanabiliyor ne yazık ki bu süreçte. Neden görüntüyü veremedin Hüseyin? Yani bakıldığı zaman aslında velilerin tereddütleri de vardı. Biliyorsun evet. Vaka sayıları gittikçe artmaya devam ediyor. Hı-hı. Ve insanlarda bu konuda bir endişe var. Yani şöyle geçen dönem evet okullarda vakalar evet. Vardı. Yok diyemeyeceğiz şimdi. Ama ciddi bir problem olmadı. Hani sadece şehir merkezi de ilçelerde de aynı şekilde. Hüseyin sıfır numaralı görüntü. Ondan sonra bu dönem şimdi omikron varyantıyla birlikte vakalar çok uçtu. Böyle bir evet. Endişe var. Velilerde de var, öğretmenlerde de var. Yani herkes de var. İnşallah korkulan olmaz. O korkulan tablo ya, olmaz. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması da var bu konuyla alakalı. Yani yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Hı hı. Şeklinde net bir açıklaması. Şekilde, net. Evet. Ya şunu söylüyorlar. Hani hep diyoruz ya. Alışacağız bununla yaşamaya evet. Bir şekilde. Şimdi okullar ara verilirse tekrar o en başlara dönmüş oluyoruz. Öyle evet. Bir sıkıntı oluyor. O yüzden bu süreçte mecbur. Ya geçtiğimiz haftaya göre de şimdi tatildeydi öğrenciler. Geçtiğimiz haftaya göre bu hafta verilen verilere göre ciddi bir artış var rakamlarda. Evet. Artı Sakarya'da da var, Türkiye evet, genelinde Türkiye de var. Evet, Türkiye genelinde var bu. Sakarya'da da yaklaşık 300 sayı falan evet, artmış çok, geçtiğimiz haftaya çok göre. Ama şey bu süreçte okul idarecilerinin servis şoföründen tutun da okulda çalışan hizmetliye kadar herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, velilerin okullara girmemesi gerekiyor. Aynen öyle. Okul dışından çocuklarını almaları gerekiyor. Öğrencilere de ona göre anlatılmalı, durumun daha evet. Ciddi olduğu anlatılmalı. Maskelerin hijyen kurallarının evet. İşte dikkat edilmesi konusunda öğrencilere bilgi verilmesi gerekiyor. Yani temennimiz bu döneminde sorunsuz. Okulların ya şimdi, karantina altına alınmadan şöyle bir şey de var edilmesi. Mesela bu dönemde grip olanları biz de yaşadık. Hı hı. Gribi bile normal bir şekilde atlatamıyorsun. Evet. Yani vücut direncini kaybediyor. Zor geçiyor. Onun için dikkat edilmesi gerekiyor. Yani sadece koronavirüs veya yani. Omikron varyantı ile alakalı değil. Genel anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Ki bu dönemde çocuklarda RSV virüsü diye bir şey var. Çocuklarda çok ya sık yeni görülen. Yeni virüsler çıkıyor. Evet. Yani Sakarya'da şu yeni an yeni 3 salgınlar grip salgın çıkıyor. Evet. Var. İşte bu koronavirüs salgını, grip salgını, bu RSV denilen çocuklarda görülen bir salgın. Evet. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Vallahi velilere diyorum ya, herkese iş düşüyor. Sorunsuz bir eğitim öğretim dönemine geçirip yaz sezonuna kadar en azından... Ya şimdi öğrenciler üzerinden konuşuyoruz hani okullar açıldığı için bugün o şekilde var, konuşuyoruz de ama var. Genel anlamda tüm vatandaşların dikkat etmesi hı-hı. Gerekiyor. Yani bakıyorsun insanlar artık maske takmıyor. Böyle tabii bir canım. Frilik var yani anladın ya mı? Biraz bir daha belki var. Cezalar geri gelse. Gerçi cezalar ya yok, varken de... Ama çok yakın şey zamanda oldu. Mesela hükümetin açıklaması var maskeyi uygulamasına. Kaldıracağız diye.
Yani bu kadar vaka artışlarının olduğu dönemde maskelerin de kaldırılması ne Birçok kadar şeyi doğru? kaldırıldı. Maskenin zaten kimseye maddi açıdan bir şeyi yok. O Evet. kadar çok bir ağırlığı yok. En azından maske kalsın, onunla devam edilelim. Yani öyle olması gerekiyor ama şey ya, insanlar bıktımıştı zaten bu süreçte. Evet. O yüzden kimse, özellikle gençler gerçekten takmıyor. Hani belli bir yaş üstündeki kişiler takıyor da onu görüyorum da gençlerde hiç yok. O çok büyük Ya sıkıntı. işte genel anlamda buna bakılması lazım, yani Evet. dikkat edilmesi gerekiyor. Günlük hayatta herkes çok rahatladı. Çok. Bu rahatlık da sıkıntı yaratabilir yani. Ki vakalar gerçekten az sonra da yine Sakarya ile ilgili de değineceğiz de Evet. aldı başını gidiyor ki korkutucu, endişe verici boyuta ulaştık yani. Evet, maalesef. Adapazarı'nda 2000'in üstünde günlük vaka sayısı. Maalesef, evet. Bu ciddi bir rakam. Bu koronavirüsün ilk başlarında bu kadar yoğunluk çok fazla yaşamadık biz. Türkiye genelinde de yaşamadık. Ama şu an ciddi bir sıkıntı var. Omikron varyantı şey deniyor. Bak şunu da çok duyuyorum insanlardan. Öldürmüyormuş. Ya, öldürmüyor olabilir ama Ya ama süründürüyor. kime göre, neye Ha göre? Yani yani benim kronik rahatsızlığım kronik vardı. rahatsızlığı olanlarda sıkıntı yani. Bunun Evet. açıklamasını bilim kurulu üyeleri de yaptı ilk çıktığında. Tabii daha sonra hani bu varyantla alakalı yapılan açıklamalarda insanları biraz daha böyle psikolojik olarak rahatlatma Evet. anlamında hani çok Fazla büyük rahatlamış etkisinin, yani insanlar. çok büyük etkisinin olmadığından falan bahsettiler ama bakıldığın zaman da vaka sayıları da artıyor. Evet. İnsanlar ağır geçiriyor o dönemleri. Yani her ne olursa olsun, yani çok ağır olmasa da, çok o hastalık sakin geçse de insanların dikkat etmesi lazım yani. Ki bu kadar rahatlık olmasın dedim ya, ilerleyen dakikalarda vereceğiz efendim, ama yoğun bakımlarda yer yok. Hastaneler yine en baştaki düzene dönmeye başladı ne Evet. yazık ki. Yoğun bakımlar, normal hastalar, palyatif hastalar evlerine gönderiliyor. Artık koronavirüs yine yoğun bakıma döndürülüyor oralarda. Yani hani omikron varyantı bir şey yapmıyor. Ben 3 doz aşılıyım, 4 doz aşılıyım. Bunları bir kenara bırakın. Gerçekten hani biraz daha dikkatli olmakta fayda var Evet, yani. evet. Şimdi ilerleyen dakikalarda koronavirüse değineceğiz. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Bu arada eğitim öğretim yılı da hayırlı olsun dileklerimizi bir Evet. kez Tüm daha iletelim. öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim zihin açıklığı Öğretmenlerimize versin. de kolaylıklar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Şimdi 2 gündür Sakarya'nın ki Türkiye'nin de konuştuğu, sosyal medyanın da konuştuğu, ben her Meydan izlediğimde, muharebesi. her okuduğumda çıldırıyorum yani şu görüntüleri görünce. Erenler'de efendim, cumartesi akşamı mıydı? Evet. Cumartesi akşamı dün salonu karıştı. Sandalyeler, masalar havada uçuştu. Dün rezil oldu yani. Evet. Gerçekten rezil oldu. Şimdi yeni bilgiler var. Sosyal medyada TT oldu TT yani. oldu. Türkiye'de gündem oldu. Bültenlere Konuşuldu. çıktı. Evet. Ama konuşulacak bir konu, Evet. konuşulacak bir görüntü yani Ya işte gerçekten. bak, hani tamam, şimdi görüntü üzerine yorum yapacağız da. Böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez durumlardan dolayı şehrin adı da Lekeleniyor. lekeleniyor. Takı o yüzünden çıkmış. Evet. Nişanda takılan takılar, o dönemde başlayan tartışma düğüne de yansıyor. Olan kim oldu? Olan o çifti oldu. Evet. Yani en güzel Takılar da gider düğünün şimdi. değil Masraflar falan. mi? Ama Düğün salonda salonu ciddi masrafı. zarar var. Tabii canım, hiçbir şey kalmamış. Ne Hiçbir masa, şey, ne kırık her sandalye, ne şey. cam, ne kapı, hiçbir şey kalmamış Yani yani. o belki genç çiftimiz bu dönemde o takılarla borç harç ödemek ister Evet. düşünürken bir de salon masrafı çıktı ne yazık ki. Önce bir izleyelim. İzleyelim İzleyelim görüntüyü. ondan sonra konuşalım. Her şey gayet güzel başladı ancak ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gelin ve damadın en güzel günleri zehir oldu. Olay Erenler'de yaşandı. İddiaya göre SK ile SÖ'nün nişanında kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün salonunda da çıkarttı.
Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga düğün salonunun dışına taştı. Bölgeye gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle sakinleştirildi. Çıkan kavgada yaklaşık 24 kişi yaralandı. ...14 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken... ...10 kişi ise olay yerindeki ambulanslarla tedavi edildi. Öte yandan bir davetli ise düğün sırasında çekilen... ...halay sonrasında çıkan kavga anını... ...an be an cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde... ...eğlenceyle başlayan düğünün kavgayla sonlandığı görüldü. Tarafların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından davetliler düğün salonundan çıkartıldı. Gelin ve damatsa olayların yatıştırılmasının ardından polis otosuyla bölgeden uzaklaştırıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan kavganın ardından çekilen videoda büyük hasarın meydana geldiği düğün salonunda kırılmadık sandalye kalmadığı görüldü. Ne oldu şimdi? Evet, görüntüler Eren'de yaşanan düğünde. Görüntüler bu şekilde çok güzel başlayan, gayet heyecanla başlayan ama sonu bir kabusla biten düğündü. Yani ben üzüldüm bu görüntüleri ilk gördüm. Sen attın. Ya ben rezillikten başka bir şey değil. Yani bakıldığı zaman şuna bak ya. İfadelerine başvuruluyor, tamam mı? Diyorlar ki işte yani niye bu kavga oldu? Soruyorlar, ifade alıyorlar. Oradan bir sandalye geldi. Biz de sandalye fırlattık falan. Yani kimsenin neden kavganın çıktığı konusunda bilgisi yok. Vardır aslında da ifadelerinde var. Bunu dile getirmiyorlar. Yani şuradaki herkes şimdi bilmez şöyle, mesela. Aynen. Bize gelen istihbaratta da, nişanda da aynı şekilde kavga çıkmış ve iki tarafta yok onlar düğüne gelmesin, yok bunlar düğüne gelmesin diye birbirlerine haber yollamışlar. Şimdi Sakarya'nın geneline baktığın zaman köyler, ilçelerdeki işte bazı köyler, işte merkezdeki mahalleler, semtçilik var. Bu semtler arasında da işte böyle devamlı bir didişme var falan. Böyle düğünlerde işte asker eğlentilerinde falan bu kavgalar yaşanıyor. Ama gerçekten hani ya benim anlamadığım şey mesela orada hiç böyle sözü geçen, aklı selim insanlar yok muydu yani düğünde? Ya da çok araya gözleri girmediler, döndü, bir sakinleştirmediler. Dinlemediler herhalde. Çok gözleri döndü ya da. Ya gözleri dönecek ne var ama ya? İşte bir şey yok. Ya ne sorun var orada. Hiçbir şey yok ya. Hani kayda değer bir olay değil. Yani şey değil, tartışma konusu değil. Takı meselesi. Yani ve o gelmesin, o gelmesin yani. Demek ki artık ya iki taraf o dönemde çok kızıştı mı? Gerçekten çok hani tansiyon yüksekti belki de önceden. Ama yani hani kavganı da edecekseniz gidin dışarıda edin yani. O insanların huzurunu, en güzel günlerini neden böyle rezil ediyorsunuz? Ya hakkınız yok ki. Şu görüntülere baksana. Damat da zaten kavgayı başlatan kişiler hakkında mahkemeye başvuracağı iddiası var. Ki bence vurmalı. Ben olsam yok, ben şimdi iş işten vururum. Geçti ya. Arayı bulurlar. Kimse kimseden şikayetçi olmaz. Öyle bir iddia öne sürülmüş. Evet. Akrabalarını mahkemeye vermek için. Hazırlık yaptığı yönünde. Burada da gelin ve damadın salondan çıkartılışı polis var. Polis aracıyla götürüyorlar. Düğünün sonunda oluyor değil mi bu olay? Evet, sonuna sonunda. Doğru. Yani Allah'tan neyse ki biraz eğlenmişler. Güzel geçmiş ya. Ben başlarda. Sana bir şey söyleyeyim. Bu takım akıda değildir. Bu oyun oynama olayı var ya. İşte gelin tarafı, damat tarafı falan. Allah Allah. Oradan çıkmıştık. Yani Sakarya'nın genelinde bu olay var. Nasıl yani? Mesela gelin tarafı diyor ki işte biz oynayacağız, bize işte oyun havası çal. Diğer taraf diyor ki işte
bize kemençe çal, biz oynayacağız. O oyun sırasından kaynaklanmıştır yani. Oysa gerçekten daha anlamsız. Odur, zaten genellikle bu şekilde başlıyor kavgalar. Devamında da büyüyebiliyor. Ama ya, rezillikten rezil, başka hiçbir şey değil yani. Gerçekten rezillik. Türkiye'nin gündemine oturduk ya. Sakarya meydan muharebesi diye. Ciddi söylüyorum yani. Ama şey, çok doğru bir tanım. Evet. Gerçekten hani evet, Türkiye'nin birçok yerinde bu bak, tarz kavgalar. Bak şu gördüğüm masalar, sandalyeler, hepsi hiçbir şey kalmamış. Evet, hepsi gidik. Hepsi kırık. Burası da büyük bir salon Erenler'de. Çok büyük bir salon. Belediyenin salonu yanlış bilmiyorsam. Evet, doğru, belediye salonu. Ya o kadar ne yaşandı orada? Ben çok masa fırlatacak kadar. Sandalye atacak orada kadar şey var yani. Kadınlar ya. Var, çocuklar evet. Var. Evet. Baksana ya, rezil gerçekten. Sandalyeler parçaları yerlerde. Adam sert atıyorlar. Acımadan atıyorlar evet. Yani. Yazıktır. Bak şimdi. Şurada bir şahıs var, tamam mı? Evet. Bir şey fırlatıyor. Hiç kimse ona bir şey demiyor. Sonra tutmaya çalışıyor. Ondan sonra celalleniyor. İşte bırakın gideyim falan. Yani gülsek mi, ağlasak mı ya da ağlanacak halimize mi gülüyoruz? Yani nasıl? Ya devletin polisini oraya polise de mukavemet gösteriyor. Var var evet. O bir İlk giden ekip zaten alıyor. Destek istiyor. Ondan sonra çevik kuvvet falan gidiyor yani. Normal ekipler gidiyor, sonra çevik kuvvet gidiyor. Ondan sonra ama kimse de ses yok. Yapsın zaten. Duruldu. Yapın hadi. Bu sandalyeyi, masayı fırlatın da görelim yani. İşte bir kişi mukavemet gösteriyor, gözaltına alınıyor. Ondan sonra büyük ihtimal gözleri korkuyor. Ya bir görüntü vardı. Adamın kafası gözü sarılı. Hala bırakın beni falan filan. Ya yazık ya. Gerçekten yazık, günah. Ya bu kavgayı çıkaranlar da en baştakiler kimse. Ya söylüyorum gerçekten işte. Yazıklar olsun. Bu olay şudur. Semt. Yapıyorum. Tamam Serdar Bey. dediğim gibi yani semtler arasında, işte mahalleler, köyler arasında devamlı yaşanan ama olaylar. Ama bir şey diyeceğim ya, hangi devirde yaşıyoruz ya? Ya ama Sakarya'nın genelinde bu var ki yani deviri falan değil yani. 2050 yılında da gelsen bu olayları yine yaşarsın, görürsün yani Sakarya'da. Abi çok enteresan ya, hani gerçekten. Evet. Ya gerçekten şey diyeceğim, bir ciddi bir olay olsa diyeceğim ki tamam, bir taraf haklıdır belki ama şiddetin gerçek yok, haklı tarafı şey yok, yok da hiçbir şey yok. Ve hani iki gündür Sakarya, Türkiye bu konuyu konuşuyor. Konuşulacak da bir konu. Ben çok üzüldüm. Yazıktır, günahtır. Yani o çifte çok üzüldüm ben. Yani hani diğerleri umurumda değil. Kim yaralanmış mı? Kafası gözü kaşı mı patlamış, onlar umurumda değil. Ben tamamen o iki insanı düşünüyorum, evlenen çifti. En güzel günlerini bu kabusla hatırlayacaklar. Yazıktır, günahtır yani. Bunun haricinde... Ya şehrimizde zaten genel anlamıyla eğlenmeyi bilmiyoruz yani. Evet. Düğünlerde, işte konserlerde, bilmem evet. Ne de falan devamlı bir olay. Olayları şehriyiz zaten. Evet. Yani çok güzel saçma bir şehrimiz var. Saçma sapan konularla gündem oluyoruz yani. Hani ki Sakarya çok güzel konularla gündem olabilecek evet. Bir şehir. Ama biz ne yazık ki bu yönü tercih ediyoruz. İnşallah kafa yapımız değişir. Çok zor biraz ama inşallah yani. Değişir. Yani biz de bu görüntüleri, bu tarz olayları ekranlara getirmek hiç istemiyoruz. Zorunda da kalmayız. Şimdi dönelim tekrar koronavirüse. Yoksa abi diyeceğim bir şey. Yok tamam, ne diyeceğimiz bir şey yok yani. Dönelim koronavirüse. Az önce de biraz bahsettik ki hastanelerde artık koronavirüsten dolayı yoğunluklar artmaya başladı. Yoğun bakımlarda yer yok. Yani hastanelerde acı tabloya bakacağız şimdi. Evet, Sakarya'da yoğun bakımlar korona hastaları için boşaltılıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi, Korucuk Kampüsü aynı evet. Şekilde. Yine Akyazı, Hendek İlçe Devlet Hastaneleri akabinde aynı şekilde boşaltılmaya başladı. Yoğun bakım servislerine dönüştürülmeye başladı. Önce haberimizi izleyelim. Detayına bakalım, sonra konuşalım. Koronavirüs salgınında dünyayı kasıp kavuran omikron varyantının Aralık ayından itibaren ülkemizde de görülmeye başlamasıyla vaka sayıları daha önce hiç görülmeyen seviyelere yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük vaka sayıları 4 gündür 100 binin üzerinde seyrederken bir günde ölenlerin sayısı da Cuma günü 248 oldu.
Omikron varyantının ülke genelinde yayılmasıyla birlikte Sakarya'da da günlük vaka sayıları 1300 seviyelerine çıktı. 28 Ocak-4 Şubat tarih aralığına dair vaka tablosuna göre sadece Adapazarı'nda bir haftada 2849 kişi koronayı yakalanıyor. Vaka sayılarının bu kadar yüksek olması hastanelere özellikle de yoğun bakım servislerine olumsuz yansıdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde anestezi ve reanimasyon kliniği başta olmak üzere bazı kliniklerin yoğun bakım servisleri boşaltıldı. Yoğun bakımdaki hastalar ilçe hastaneleri ve çevre illere gönderilirken onlardan boşalan yerler ne yazık ki kısa sürede korona yoğun bakımlarıyla doldu. Öte yandan Sakarya'da sadece Korucuk Kampüsü'nde, Hendek İlçe Devlet Hastanesi'nde ve Akyazı Devlet Hastanesi'nde bulunan palyatif bakım servisleri de koronavirüs hastaları için yoğun bakım servisine dönüştürüldü. Hayatlarının son demlerini yaşayan palyatif bakım hastaları gerekli teçhizatlar sağlanarak evlerine gönderildi. Gündemi Sakarya'da vakalar ciddi bir artış gösterdi. Adapazarı'nda günlük vakalar 2000'in üzerinde seyrediyor. Hastanelerde artık ne güzel bir ara rahatlamıştık, evet, ya. Evet, çok güzeldi sayılar ama çok daha sonra güzeldik. Maalesef. Hani dedik aşı. Son aşı. Bir ayda artmaya başladı, evet, vakalar. Evet, hem Türkiye'de hem Sakarya'da ciddi bir artış var. Bunun önünün bir an önce alınması gerekiyor. Ya acaba diyorum ki bu yağışların ardından o dönemde işte insanlar daha çok mu kaptı? Nasıl yani? Yani şey, genel ortamda işte ya, herhangi bir yere gittiklerinde kapalı ortamlarda çok ortamlarda bulunuldu. Falan. Evet. Evet, olabilir. Çünkü uzmanlar bu konuda, hı-hı, da uyarılarda çok bulunuyor. Evet. Sokaklar da kalabalık abi. Evet. Ya çarşı merkezine iniyorsun, ana baba günü. Kimse de maske yok. Dükkanlara giriyorsun, bakmıyorlar ki artık. Evet. Markete giriyorsun, bakmıyor adam maske var mı yok mu diye. Ya işte denetimler çok serbest bırakıldığı kaldı, için. Kaldı, bitti yani. Ondan dolayı oluyor yani bence. Bu gidiş daha da artacak gibi duruyor. İnşallah ölümler artmaz. Bir de bu boyutu var işin. Evet, yani o kısmına hiç kimse bakmıyor. Evet, ama hani vakaları konuşuyoruz ama ölümler de artıyor. Hani omikron öldürmüyor deniliyor ama öyle bir şey yok yani. Senin ağır bir kronik rahatsızlığın vardır, yaşın uygun değildir, belli olmaz ölüm, bu nereden geleceği belli değil, o yüzden biraz daha dikkat. Evet, şimdi zaten yerel gazetelerde de bu konu var. Evet. Şimdi hafta sonu dün yine talihsiz bir olay yaşandı, daha doğrusu felaketin ucundan dönüldü, trimi evet, çöktü Allah efendim. Allah korumuş. Evet, gerçekten Allah korudu. Kazımpaşa Birlik Spor Altyapı Takımı'nın idman yaptığı Kazımpaşa futbol sahasında çocuklar, futbolcuları izlemeye gittiler. Orada tribünde otururken bir anda kendilerini ne yazık ki yerde buldular. Görüntümüz var. Görüntüye gidelim önce. Beyler. Abraf sürmüş işte bunlar. Heyecanla maç izleyen çocuklar kendilerini bir anda yerde buldu. Olay Serdivan'da bulunan Kazımpaşa Stadı'nda meydana geldi. Kazımpaşa Birlik Spor'un altyapısında oynayan DK, TS ve 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada tribün çöktü. Abraf sürmüş işte bunlar. Yaşanan olayda zemine çakılan DK, TS ve 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık olduğu öğrenildi. Olay sonrasında çöken tribünün alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yani demir direkler bayağı bitmiş artık. Miadını fazlasıyla doldurmuş. Ya iyi gençlik spor müdürü, şimdi yeni yeni sahalar kazandırılıyor biliyorsun işte. Evet.
nasıl diyeyim ben sana? İnşaatlar, evet, projeler evet. var. Yani İl Gençlik Spor Müdürü'nün bu tür tesislerin denetimlerini arttırması evet. gerekiyor. Orada Kazımpaşa'da bulunan bu saha da çok eski bir sahadır. Hatta oraya bir ara işte bir spor kompleksi yapılması planlanıyordu falan. Burada denetimsizliğin işte getirdiği sonuç bu. Çocuklar birinin ayağı kırılmış, birisi işte evet. kafası yarılmış. Ama neyse ki daha büyük bir şey olmamış temellerimiz evet, o yönde. Evet. Yani baktığın zaman resmen çürümüş evet, tribünün alt kısmı. Erimiş yani demir erimiş gibi duruyor yani. Evet. Baksana. Yani yetkililerin bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Genel anlamda denetlemesi gerekiyor. Evet, önemli olan konu bu. Veya işte kullanılmayacak baktılar çünkü veya bir tadilat hemen şipşak. Ya orası biraz daha böyle atıl kalmış durumda. Yani yeni yapılan sahalarda işte yeni tribünler, suni çimler falan. Biz de haberlerini defalarca yapıyoruz. İlçelerde olsun, şehrin merkezinde olsun. Yeni statlar kazandırıldı. Hem altyapıları hem spor okullarına ama işte böyle ucra köşelerde bulunan evet, sahalarında denetimleri yapılmadığı için bu tür olaylar da yaşanabiliyor. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. En azından hafif bir şekilde atlatıldı bu olayda. Evet. Şimdi efendim biliyorsun abi sen de dolandırıcılık olayları çok yaygın günümüzde evet. artık. Özellikle bu işi sosyal medyadan yapanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yani sosyal medya hırsızlığı döneminde yaşıyor diyebiliriz şu dönemde. Peki neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu işin bir de hukuksal boyutu var. Hukuksal boyuttan nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Arkadaşlarımız bu tarz özel bir haber yaptı. Sevgili Ahmetcan Şahinkaya'nın özel haberi. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, önemli size. Açıklamalar. O yüzden hani yer vermek istediğim bültende. Çünkü çok dolandırıcılık olayı var. Sosyal medyada hesapları çalınan, para istenen çok kişi var. O yüzden önce uzmanların açıklamalarına gidelim. Bakalım bu konuda neler yapmamız gerekiyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte siber saldırılar da arttı. Özellikle son dönemlerde sosyal medya hesapları çalınan kişilerin sayısı yükseliyor. Günümüzde siber suçların artmasıyla beraber vatandaşlarda bir hayli endişe oluştu. Çalınan hesaplardansa vatandaşlara çoğu zaman link gönderilip para isteniyor. İşte bu tuzağa düşen ve para kaybeden çok sayıda insan var. Akrabam uğramış sanırsam ama hani onun da çok hani büyük etkili bir saldırı olmamıştı. Belli bir miktar bankadan parası çalınmış. Bu konuda da önlemler almak gerekiyor. Bununla ilgili özellikle kurumsal şirketlerde bir tuzak sistemleri kurmak, akrabat sistemleri kurmak çok önemli. Yok uğramadım. Ya öyle varsayıyorum ama İlla uğramışızdır. Sosyal medya hesaplarının güvenliği için şu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan sosyal medya platformunun gizlilik ayarlarını düzgün bir şekilde yaparak kendi kişisel verilerinizin ne kadarının paylaşılacağına izin vermeniz gerekiyor. Ne kadarının izin verilmeyeceğine kararını vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir diğer alınabilecek önlemlerin başında da güçlü kullanıcı parola yönetimi geliyor. Özellikle ardışıl rakamlardan oluşan parolalardan, isimlerimizden, soy isimlerimizden, çocuklarımızın isimlerinden, doğum tarihi gibi en bilindik şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Alfanümerik karakterlerden olan hibrit parolalar belirlememiz gerekiyor. Özellikle Instagram, Facebook gibi çift kontrol mekanizması, iki faktörlü girişim, hem kullanıcı adı hem de cep telefonu veyahut da biyometrik veri, parmak izi gibi biyometrik veriyle giriş sağlayan mekanizmalarını aktif etmemiz gerekiyor. Peki siber saldırıya uğrayan bir kişi yasal olarak hangi yolu izlemeli? Vatandaşlarımız bunlar suç olduğu için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda veya ihbarda bulunabilirler. Ayrıca kolluk kuvvetlerine de bu ihbarda ne yapabilirler? Bulunmaları mümkündür. Böyle bir ihlalle karşılaşmışsa BTK yani Bilgi Teknoloji Kurulu'nun internet sitesinde yer alan efendim adresleri bu sosyal medya ağ sağlayıcıların adreslerine önce başvurmalı. İnternetinin şifresinin ihlal edildiğini bildirmelidir.
Bu başvurudan itibaren ilgili temsilci 48 saat içerisinde size başvurunuza bir cevap vermesi gerekmekte. Bu cevap olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Hocam olumsuz bir cevapla karşılaşmışsak ne olacak? Şimdi bu olumsuz cevaba karşı da yine Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bir bölüm daha var. Orada da kanunun 9A maddesine göre yurttaş E-Devlet şifresiyle, dikkat ediniz burası önemli, E-Devlet şifresiyle ne yapabilir? Bir başvuru yapabilir. Nereye yapacak? Bilgi Teknolojileri Kurulu'na. Bilgi Teknolojileri Kurulu bu ilgili sosyal medya hesabının erişimini engelleyebilir. Evet efendim, açtım. Serdar abi. Evet, sosyal medyayı kullananlar biraz daha dikkat etmeleri evet, gerekiyorlar. Evet, özellikle çok yaygın. Evet. O hani link mi gönderiyorlar evet, ya, onları evet. Kesinlikle ama kesinlikle tıklamayın. Ve şifreler, uzman da zaten uyarıyor. Şifre verirken yani, çok dikkat edin. Yani farklı algılar yapılarak linkler gönderiliyor işte. Gündemdeki konularla alakalı falan. Bunlara dikkat etmek lazım. Paylaşım yapmamak lazım. Ona göre yasal boyutu da, yasal işlem de başlatabiliyorsunuz. Biraz uzun sürebiliyor. Evet. Hemen sonuç alabilecek bir şey, bir durum değil ama yasal işlem de başlatabiliyorsunuz. Ama tamamen dikkatli olacaksınız sosyal medyayı da kullanırken. Evet. Evet, şimdi hemen gidelim Sakarya Spor'a, spor haberlerine bakalım. Çünkü hafta sonu Sakarya Spor'un maçı vardı. Van Spor'la ve sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı Sakarya evet. Spor. Maalesef. Maalesef evet. Yani 3 hafta mı oldu? Böyle bir gidiş 3 haftadır galibiyetimiz yok. Ne kadar güzel. Buraya kadar geldik. Nazar mı değdi artık? Ne oldu? Senden alacağım yorum ama bir özeti izleyelim. Gollere bakalım. Ondan sonra sevgili Aziz Güvener'e sözü bırakacağım. Mücadele başladı. Başarılar Sakaryaspor. Sizlere. Şimdi Onur iyi aktardı pasını. Burak Süleyman. Burak ceza sahasına girdi. Pası Tahir vuramadı. Bir kez daha gelir mi diye baktım Murşit'in ortasında. Etkili geldik bir kez daha. Ömer Bozan. Murşit. Murşit ayağına bir darbe aldı. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Burada Kubilay Akyüz defansa yardıma geldi. Kornere çıkmasına izin verdi. Hızlı kullandık. Burak Süleyman. Burak birinci rakibini iyi geçti. Burak içeri sert orta. Çağlayan'la dokunamadık. Bir kez daha etkili geldik rakip kaleye. Maçı ağlayanlı olmadı. Hatırlayacaktır Sakaryasporlu izleyenler. Burada Sivas'ta en son mücadele vermişti ligin ilk yarısında. Ömer Bozan. Bir anda etkili olduk. Ama kaleciyi geçemedik Ömer Bozan'la. 19'da gole yaklaştık. Şimdi Uğurcan. Urşit. Urşit'te kazandık. Okan Dernek, Okan Şıkbaz, Tahir Babaoğlu dar açı, çekti soluna, vuruşu kalenin yanından out. Tahir'le gole çok yaklaştık. Tahir'in vuruşu yan ağlarda kaldı. Evet, şimdi Furkan, hakem işaretini verdi. Furkan, içeri doğru bir orta, Çağlayan'la uzaklaştırdık. Orada bir vuruş. Ve Van Spor öne geçiyor. 32. dakikada Mehmet Özdiraz'la. Evet, şimdi Furkan. Hakem işaretini verdi. Furkan içeri doğru bir orta. Çağlayan'la uzaklaştırdık. Orada bir vuruş. Ve Van Spor öne geçiyor. 32. dakikada Mehmet Özdiraz'la. 32. dakikada Sakaryaspor'umuz 1-0 geri düştü. İlk kez kaleye bir şut denemeleri oldu. İlk kaleyi bulan şut da gol olarak notlarımız arasına girdi. Çağlayan şimdi Ömer ortasını açtı. Çağlayan'a gelmeden kaleci yumrukta uzaklaştırdı. Okan Dernek, Ümit yükseklik kazandırdı. Oğuz yerde kaldı. Penaltı beklentimiz var. Beklentiye bir kez daha karşılık vermedi. Maçın hakemi Çağlayan.
Çağlayan oyun alanında tutma düşüncesi. Çağlayan Menderes, atağa destek veren isim. Çağlayan yerden ortası Hurşit. Bir kez daha gole yaklaştı 40. dakikada. Olmadı. Burak çekti topu. Orta sahada Ömer Bozan'la oynadı. Ömer solunu aldı. Ömer vuruş şu kalenin yanında Davut. Ömer Bozan'la bir kez daha gole yaklaştık. Ceza sahası dışından vuruşu kalenin yanından avuta çıktı. İki kişilik bir baraj var. Burak Süleyman, Hurşit içeri doğru. Orada bir müdahale gelir mi? Ve Ömer Bozan'la golü bulduk. 45. dakikada Ömer Bozan'la eşitliği yakaladık. Sakarya Atatürk Stadyumunda. Güzel bir hücum organizasyonu. Hurşit Burak ikilisinden. İçeri kesilen sert top. Hurşit'in açtı ortada. Onur Tekin müdahale etti ancak Ömer Bozan takipçiliğini konuşturdu. Ve takımının eşitlik golünü attı. Skor 1-1 Sakarya Atatürk Stadyumunda. Evet, yine beklenmeyen bir sonuçla karşılaşıldı. Evet. Neler söylersin? Yani bakıldığı zaman gerçekten ilk yarıda çok böyle pozisyona girip değerlendiremedik. Talihsiz bir şekilde bir gol yedik. Hı hı. Yani şimdi genel anlamda eleştiriler var. İşte hakemin verdiği kararlar falan ama sen de yakaladığın pozisyonları gole çeviremedin. Yani gol attığında hakem golüm vermedi. Oradan bakmak lazım. Yediğin golde hata var. Defansın hatası. Topu uzaklaştıramıyor. Ve rakip top oyuncunun önüne düşüyor top. Pardon. Ve topu ağlara gönderiyor. Yani karşılaşmanın genelinde biz de oradaydık. Çekimlerimizi yaptık. Zaten 60'tan sonra takım bir düştü. Yapılan oyuncu değişiklikleriyle birlikte takımını yani çok şey adapta oynuyorduk. Adapta mı olamadı? Kontra oynuyorduk ama işte yapılan değişiklikler sonrası maalesef sonuca gidemedik. Bir de rakip takımın son dakikalarda bulduğu pozisyon var karşı karşıya. O bir puan da gidebilirdi yani. Ama mesela bakıyorum merkez hakem üzerinden işte penaltı verilmedi. O oldu, bu oldu. Bizim de bulduğumuz golde kaleci hatası var. Biz de öyle golü bulduk. Yani hani bir şeylerin arkasına sığınmamak lazım. Yapılan oyuncu değişikliklerine bakıyorsun. 60. dakikada işte Murat Yılmaz, Tahir Babaoğlu değişikliği yapıyorsun. Yani hocanın yerinde olsaydım Ali Özgün'le Tahir'i değiştirirdim diye düşünüyorum. Ömer Bozun'u alıyor hoca. Ömercan Sokulu'yu yerine koyuyor. Çok etkili olamadı. Ömer Bozan yine işte tecrübesiyle takıma katkı sağlıyordu. Bence o değişiklik de yanlışlıktı. Yanlıştı yani. Yani takım içinde anlamadığım şeyler var. Mesela Ali Özgün 80'de oyuna giriyor. Hoca şimdi oyuna girerken oyuncuya anlatır işte ne yapması gerektiğini. Sistem değişiyorsa arkadaşlarına anlatması gereken durumu hoca anlatıyor. Ali Özgün hiç arkasına bile bakmıyor. Dördüncü hakemin yayınına gidiyor oyuncu değişikliği sırasında. Hocaya bir tepkisi yok, bir cevabı yok. Yani bilmiyorum takımın içinde bir şey mi var? Bir denge mi bozuldu? Bir şey var ama. Var yani bir huzursuzluk evet. Var ama anlamadım yani genel anlamda. Şimdi bu takımın kötü olmasını bekleyen insanlar da var yani. Herhalde. Onların ekmeğine de yağ sürülüyor. Herhalde. Şimdi yapıyoruz haberleri altına hemen yorumlara başlıyorlar. Hı-hı. Şimdi 3 haftadır bir galibiyet yaşanmadı takım. Yani 1 puan aldık bu hafta. İşte ondan önce Sarıyer. Mağlubiyetle ayrıldık yine evet. Sahadan. Yani bilmiyorum ama bir an önce toparlanması lazım. Artık hani en yakın takipçimiz 1461 Trabzon'da da puan farkı da kapandı. Aynı puandayız. Biz avarajda lideriz. Hemen altımızda işte Sivas Belediye var 44 puanla. Bodrum Spor 4. sırada 43 puanla. Soma Spor da 41 puanla. Biz Soma deplasmanına gideceğiz bu biz hafta. Biz puan ne kadar bizim? Biz 49 puandayız. Çok ama fark yok. Evet yani bu hafta Soma deplasmanına gideceğiz.
Zorlu bir deplasman değil mi Soma'da? Tabii canım, yani rakibimiz ilk 5'in içinde. Hı hı. 41 puanda, arada da 8 puan fark var. Zor bir deplasman. Ama bu takımın içinde her ne varsa, ne yaşanıyorsa bir an önce yönetimin müdahale etmesi gerekiyor. Bu sorunu gidermesi gerekiyor. Çünkü normal bir tarafa doğru gitmiyor artık. Yani çok güzel başlandı. Alınan sonuçlar. Bir de takımda düşme yaşanıyor artık. Yani yediğin golden sonra toparlanamıyorsun. Evet, öyle de bir durum yapılan var. Değişiklikler falan. Bilmiyorum yani hoca bu konuda nasıl bir çalışma yapacak. Bir sirkelenmek lazım. Evet. Bir sirkelenmemiz gerekiyor. Sorun orada. Bu arada hemen bu maçın akabinde Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşım dikkat çekti. Hakemlere isyan etti. 3 haftada verilmeyen 6 penaltımız var. Her şeye rağmen Sakaryaspor şampiyon olacak ifadelerini kullandı. Biz futbol sadece sahada oynansın diyoruz. Maalesef son 3 haftada verilmeyen ve net 6 penaltımızı gördükten sonra diyoruz ki 1 milyonluk şehri temsil eden Sakaryaspor olarak işte son 3 haftadır formsuz olabiliriz ama bizim takımın sezon sonu şampiyon olacağından en ufak şüphemiz yok. Ya bu hakem hataları yaşanıyor. Yani Süper Lig'de işte 4 büyüğün olduğu takımda da ligde de yaşanıyor. Bir alt ligde de yaşanıyor. Bizim ligde de yaşanıyor. Yani amatör lige kadar gider yani. Her yerde yaşanıyor. Ama buradaki asıl sorun ben hakem hatalarının olmadığını düşünüyorum. Yani sen futbolunu oynayacaksın, golünü atacaksın. Hakem hatalarını konuşmayacaksın. Hakem hatalarının olduğu karşılaşmalarda galip geldiğimiz dönemler de oldu. Evet. Ya bunların arkasına sığınılmaması lazım. Bu takımda ne varsa bir an önce çözülmesi gerekiyor bazı şeyler. İşte bir dipnot veriyorum yani. Sonuç itibariyle Ali Özgün oyuna girerken hoca bir şey anlatıyor ve hocaya dönüp bakmıyor bile. Bir tepki bile vermiyor yani. En son hocanın şöyle yaptığını gördüm yani. Yani bir şeyler yanlış gidiyor ama bu yanlışı düzeltmek lazım bir an önce. İçeride bir işte huzursuzluk varsa onun giderilmesi gerekiyor. O çok etkiliyor. Futbolcular arasında bir huzursuzluk var, teknik heyette futbolcular arasında mı var, yönetimle teknik heyet arasında her neyse bu bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Evet. Ki yüzümüz gülsün yani tekrardan. Evet, çok bir vaktimiz kalmadı. İstersen Yener gazetelere geçeyim ben. Yeni Haber gazetesiyle başlıyorum. Yeni Haber gazetesi günlük vakaların artışından bahsetmiş, manşetine taşımış. Evet. Vakalar pik yaptığı Adapazarı Serdivan'da mahalleler kırmızıya döndü. Günlük vaka 1300'ü buldu demiş Yeni Haber gazetesi. Omikron varyantı ile birlikte yeni yılın ilk günlerinden bu yana hızla yükselişini sürdüren vaka sayıları İlimizde günlük 1300'e dayandı. Bir önceki hafta 960 olan günlük vaka sayısı geride bıraktığımız hafta 313 arttı demiş. Özellikle merkez ilçeler Adapazarı ve Serdivan'da mahalleler kırmızıya döndü demiş. Evet, Yeni Haber gazetesi bahsetmiştik. Hı hı. Omikron varyantıyla alakalı. Bizim Sakarya gazetesiyle devam ediyoruz. Bilindiği üzere Türkovak aşısı da Sakarya'ya geldi. Bizim Sakarya gazetesi de bununla alakalı manşetine taşımış konuyu. Milli Covid-19 aşımız Türkovak bugünden itibaren elimizde yapılmaya başlanacak. Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Türkovak'ın yeni serileri Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde dağıtılmaya başlanırken bugünden itibaren Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde pandemi ek binasında yani müftülük yanı eski doğum evi denilen yerde yapılmaya başlanacakmış. Bizim Sakarya gazetesi de bunu manşetine taşımış. Ki birçok insan bunu bekliyordu. Evet, yani çoğu insan bekliyordu. Türk bekliyordu. Hani ben milli aşımız. Bakalım ilgi dedi. Nasıl olacak? Evet, onu merak ediyorum. Bugün mesela ilk verileri alalım. Hı-hı. Yarın bakarız bugün gündeme aynen. Getirelim. Bakalım nasıl olacak? Çünkü çok bekleyen kişi vardı. Evet, Yeni Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in ziyaretlerini manşetine taşımış Yeni Sakarya Gazetesi. Durmak yok, çalışmaya devam başlığıyla vermiş haberi. Taraklı'da ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, gönlüne giremediğimiz tek bir vatandaşımız dahi kalmayana kadar durmak yok, çalışmaya devam demiş. Tever'in açıklamalarından bir kısmını sizlere ileteyim. Bugün bizleri Taraklı'da bağrına basan, muhabbetlerini esirgemeyen ve
soğuk havada yüreğimizi ısıtıp kalplerimizi yumuşatan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönlüne giremediğimiz tek bir vatandaşımız dahi kalmayana kadar durmak yok, çalışmaya devam demiş Yunus Tever. Sayın İl Başkanı da bu aralar aktif bir şekilde evet. ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ben şunu söylemek istiyorum vatandaşlarımıza bu konuda. Hani hep şikayet ediyoruz ya bazı konularda. Evet. Esnafın derdi geçimdir, şudur, budur. Hep ekranlarınıza dile getiriyoruz. Bakın siyasetçileri yolda izle, sizin yaza geldiğinizde lütfen susmayın. Derdinizi anlatın, onlar da bilsinler, ona göre hareket etsinler. Biz siyasetçileri görünce karşımızda susuyoruz ama arkadan çok konuşuyoruz. Onları gördüğümüz zaman lütfen dertlerinizi evet. anlatın. Bu kişiler çözüm bulacak kişiler çünkü. Evet, Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle devam ediyoruz. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi de Katlı Pazar Yeri Esnafı ile yapılan röportajını manşetine taşımış. Tezgahları kapatacağız. Adapazarı Katlı Pazar Yeri esnafları sebze fiyatlarındaki artışlar nedeniyle satış yapamadıklarını belirterek bu şekilde devam ederse tezgahı falan kapatıp gideceğiz demiş. Bir esnafımızın açıklamasını okuyayım haberden. Sebze yerine et yiyin. Esnaf Ayhan Ürdem bu şartta kim ne alabilir? Masraflarımız çok yüksek. Daha önce 300 TL gelen elektrik faturası şu an 900 TL geldi. Havalar soğuk. Burada ısıtıcı bile açamıyoruz. Fatura daha yüksek gelmesin diye. Her geldiğimiz gün zarar ediyoruz. Bu durumda tezgah açmanın ne anlamı var? Önceden 100 kilo biber satarken şimdi 3 kilo satarsam dua edecek duruma geldim. Sebze fiyatları et fiyatlarına yaklaştı. Vatandaşa sebze alacağınıza et alın diyoruz artık ifadelerini kullanmış. Doğru. Evet, fiyatlardan yani dolayı da. Uçuk bir patlıcan olmuş 25 kilo lira evet. kilosu yani. Normal. Evet, Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de evet. Bir inşaatın çökme anı görüntülerini ve haberini yayınlamıştık. Yeni Gün gazetesi de bunu manşetine taşımış. Kocaeli'de ilginç iddia. Kocaeli'de inşaat halindeki bir binanın çökmesinin ardından ilçedeki inşaatlarla ilgili ortaya atılan iddialar yenilir yutulur gibi değil. Yapı denetiminde tabi olması gereken bazı binalara bile iskan ruhsatı verildiği iddia ediliyor. Bizce geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Evet. Yani burada ciddi anlamda bir sorun evet. vardır. Yani bu binaların bu şekilde yapılmasına kimler göz yumuyor? O zaten ve açıklama da neler... yapılmadı bu konuyla evet, yapılmadı. Ilgili. Kocaeli Belediyesi bununla alakalı bir açıklama yapmadı. Kim daha neler vardır bakma yavaş tabii, tabii. Yani yeniden gün yüzüne çıkmıyor. Işte, denetime tabi olmayınca bunlar evet. yaşanılabiliyor. Biz de zaten denetime tabi olmadığını hani gözle görülüyor yani yaptıkları inşaatta. İşte biz yazınca kötü oluyoruz da bunlar çıkıyor. Ya. Sorun orada ben yani ona da olsunlar, çok üzülüyorum. Hani sonuç itibariyle ben haberimi yaparım. Karşı taraf eğer bununla alakalı yanlış bir şey varsa veya bu haberi doğru olmadığını savunuyorsa cevap hakkı var. Hukuk anlamında hakkını arayabilir. Yargı yolu açıktır ama yaptığımız haberler de olur. Bunlardan da rahatsız oluyorlar. Görüntüler var yani elimizde ya. Evet. Daha ne olsun? En büyük delil. Sakarya Halk Gazetesi ile devam ediyoruz. Sakarya Halk Gazetesi de Serdivan'da yeni bir yatırım geliyor şeklinde manşetini vermiş. 6 milyonluk proje. Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen 6 milyon liralık yeni kanalizasyon hattı projesinin başlangıcı yapan Başkan Ekrem Yüce, projenin tüm bölge halkına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum demiş. Yani bakıldığı zaman evet, cuma günü yapıldı Saskin'in bunu. De son zamanlarda yatırımlarını arttırdığını evet. görüyoruz. Gerek ilçelerde gerekse işte şehir merkezinde yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Geliyor artık. Bu ya şimdi çoğu projeler tamamlanmaya başladı. Ondan sonra şimdi yeni projeler gelecek. Ne oldu ekrana bu arada? Evet. Evet. Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Adapostası gazetesi de düğünü manşetine taşımış. Düğün mü, savaş mı başlığıyla vermiş. Bayağı konuştuk. Bayağı konuştuğumuz için başka bir haberle devam ediyoruz. Alt taraflardan bir haber. Desteğe devam başlığıyla verilmiş. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, top öncülüğünde eğitime desteğimizi devam ediyor. Odamıza bağlı olan Arifiye Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu ile Adapazarı Birleşim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde nitelikli gençlerimizin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz demiş Sayın Akgün Altuğ bu açıklamasında. Evet, çok bir vaktimiz yok. Hemen başlıklar halinde geçim ülke gündemini de onları da vermiş olalım. Hürriyet gazetesi bugün yalancı katile çifte indirim başlığıyla çıktı. Eşini öldürüp intihar ettiği yalanını söyleyen Mustafa Yüksel'in cezasına mahkeme iki kere indirim yaparak skandal bir karara imza attı. Mustafa Yüksel cinayet karşısında sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Yozgat'ta yaşandı efendim bu olay. Mahkeme kararının gerekçesinde evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek bunu yapmasına hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi. Mahkeme Halime Yüksel'in sosyal medyayı aktif kullanmasını, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesini de indirimde gerekçe saymış bu olayla ilgili. Evet, Sözcü gazetesinin gündemi yine ekonomi efendim. Esnaf faturaları cama asıyor başlığıyla çıktı. Zamlı elektrik ödemeleri kiraya aştı. İş yeri sahipleri çıldıracak noktaya geldi ifadelerini kullanmış. Elektriğe yapılan faiz zamlar isyan ettiriyor. Bazı işletmeciler 34 bine hatta 45 bine aşan faturaları dükkan camlarına asıp herkes assın, zamlı ürünlerin sorumlusu biz olmadığımız ortaya çıkıyor çıksın ifadelerini kullanıyorlar ki Sakarya'da da esnaflar sosyal medyadan çok paylaşmaya başladılar. Ki 34 binleri, 13 binleri falan gördük biz Sakarya'da esnafta hani paylaşıyorlar sosyal medyada. Onlar da öyle duyurmaya çalışıyorlar artık seslerini. Ve Cumhuriyet gazetesi de yoksullukta sınır aşıldı başlığıyla çıktı. Enflasyona engel olamayan AKP iktidarının ekonomi yöntemi öğretmenden memuru, hemşireden mühendise, doktordan özel sektörde örgütsüz çalışana kadar tüm kesimlerin maaşlarını açlık ve yoksulluk sınırının altında bıraktı. Artan enflasyon nedeniyle birbiri ardına gelen zamlar çalışanları ezdi ifadesini kullanmış. Halk sağlığı problemi çalışanların da %69'unun asgari ücret seviyesiyle açlık sınırında kaldığı Türkiye'de çalışan yoksulluğunun giderek artması da tepkileri beraberinde getiriyor şeklinde yazmış Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde. Ve efendim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Sabah gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Hamdolsun hafif geçiyor başlığıyla çıktı Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Hamdolsun olumsuz bir durum yok ifadelerini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Dünya liderinden mesaj yağdı. Çalışmalarımıza evden devam ediyoruz. Alt başlıkları var. Erdoğan sağlık durumlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Bu sabah doktorumuz rutin kontrollerimizi gerçekleştirdi. Hamdolsun olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor. Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve son gazetemiz Posta gazetemize devam edelim. Posta gazetesi de hayatımın davası manşetiyle çıktı. Bursa'da stajını yeni bitirip meslek hayatına başlayan avukat Ahmet Özdemir'in ilk duruşması hem acı hem de anlamlıydı. Avukat ağabey otomobille polisten kaçarken çarparak kız kardeşini öldüren sanığın davasına çıktı. Duruşmaya annem ve babam da katıldı. Onlarla göz göze gelince tuhaf olduğum ifadesini kullanmış avukat ağabey. Zor bir dava. Evet. Zor bir dava gerçekten. Evet, yerel ülke gündemini böyle hızlı hızlı geçtim çünkü dakikamız doldu. Evet, gündemimiz de yoğundu hafta sonu itibariyle. O yüzden böyle onlara hemen hızlı hızlı okudum. Hani vermemiş olmayalım diye. Evet, bitirdik bugünü de. Evet, bitirdik. Bitti vallahi. Yarın aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Ben herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar temennisinde buluyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Evet efendim, ilk günümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 10'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda gündemi ve yerel gazeteleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.